Gezgin Gözüyle programında herkese iyi günler diliyoruz. Aslında bugün buradan başlamayacaktık. Ancak haber aldık. İki program önce yaptığımız Çağlayık Deresi'nin pisliğinden bahsetmiştik. Atılan pisliklerden bahsetmiştik. Tabii yukarıdan gelen taş, toprak, onlar da var ama daha çok petler, işte koliler, her şey var. Ne ararsanız çöp adına her şey var. Herkes sallamış buraya bir şeyler. Temizleme çalışmalarına başlanmış. O kadar memnun olduk ki gelelim dedik. Bu temizlik çalışmalarında bir görüntüleyelim dedik. İlgililere, ilgilenenlere, yetkililere, Kastamonu Belediyesi bünyesindeki tüm herkese çok çok teşekkür ediyoruz duyarlılıklarından ötürü. Ayrıca hani basında da okuyoruz, sokaklara çöp atmanın cezası bilmem şu kadar liradan şu kadar liraya çıktı diye. Ne kadar ceza kesildi şimdiye kadar bilmiyorum ama cezalarlar da bu işin olacağını asla düşünmüyorum. Çünkü sokaklara bekçi değil, daha fazla duyarlılık lazım. Çevre insanları, çevre tarafından diyeyim. Aleyküm selam. Temizlikle uğraşan arkadaşlar da geldi. Siz uğraşıyorsunuz herhalde değil mi? Siz necisiniz? Mahalle sakini misiniz? Tamam. Buraya haber yapmıştık. Temizlemeye başladılar. Onun için şimdi de teşekkür etmeye geldik. Haberi geldi bize temizlik yapılıyor diye. İki gün evvel çok pis olduğundan bahsetmiştik buranın. Şimdiden diyoruz ya temizlik imandan gelir diye. Aslında temizlik, sokaklara atılan şeyler konusunda çok fazla bahsetmeyecektim ama inanın çok memnun olduğum için bu çekime buradan başladık. Başka bir mahalleye daha gideceğiz. Çevreyi temizlik, bakın belediye yetkilileri şu anda burayı temizliyorlar. Onların görevleri olduğunu düşünmeyin. Onların her ne kadar görevleri de olsa çöp atmamak da bizim görevlerimiz arasında. Çünkü belirli yerlere çöp konteynerleri koyuyorlar, çöp kovaları koyuyorlar. Onlara atmamız gerekiyor, oralardan toplamaları gerekiyor ama çevreye atıyorduk. Tekrar Kastamonu Belediyesi'ne, bu işle ilgilenen tüm birimlerine, hepsine, ellerine, kollarına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Biz başka bir mahalleye geçiyoruz şimdi. Gezgin Gözüyle programında Saraçlar Mahallesi Çağlayık Deresi'nin temizlenmesinden dolayı teşekkür ettik yetkililere, ilgililere. Nereye geldik? Şu anda Belediye Köprüsü dediğimiz yerdeyiz. Belediye Köprüsü'nden hemen karşı istikametine baktığımız zaman Belediye Caddesi'nin olduğu yere çıkıyoruz. Sol tarafımda tarihi Nasrullah Köprüsü kalıyor. Üstüne basa basa söylüyorum, oranın adı Nasrullah Köprüsü. Başka bir şey demeye gerek yok. Hemen ilerideki köprüde, taşıt trafiğine açık olan köprüde Çengeller Köprüsü. Biz Belediye Caddesi tarafına gitmeyeceğiz. Topçuoğlu Mahallesi, İzbeli Sokak tarafına gireceğiz. Orada bir ziyaretimiz var. Buyurun beraber gidelim. Hemen ana caddeye çok yakın bir yerde, İzbeli Sokak'ta etli restoran var. Etli restorana giriyoruz. Şimdi etli restorana geldik. Merhaba, kolay gelsin. Şirin Keskinci, evet. İşletme müdürü. Biraz kendisinden işletme hakkında bilgi alacağız. Ondan sonra etrafı gösteririz. Şimdi etli restoranın içeri girdik. Sağ olsunlar bizi bu soğuklardan biraz olsun kurtardılar. Sokaklardan içeriye girmiş olduk. Yanımızda da işletme müdürü Şirin Keskinci hanımefendi var. Kendisinden kendisiyle ilgili ve firması ile ilgili bilgi almak istiyoruz. İsmim Şirin Keskinci. 43 yaşındayım. Yaklaşık 23-24 yıldır hizmet sektöründeyim. Bu yılların yaklaşık 13-14 yılını yöneticilik olarak geçirdim. Burada da yaklaşık 2 yıldır varım. Burası 4 katlı bir işletme. Ya aynı anda 400 kişiye kadar hizmet verebiliyoruz ama 4. katımız da açıldığında bu sayı daha da artacak.
Orası daha çok kafeterya hizmeti gibi de vereceğiz. Burada müşterilerimiz geldiğinde hemen vali, eğer araçlarıyla geliyorlarsa vali hizmetimiz var. Kapıdan girdiğinde karşılarız. Misafir ettikten sonra eğer farklı ihtiyaçları varsa, işte bebek odasıdır, emzirme odasıdır, mescit gibi ve çocuk oyun alanlarımız var. İşletmemiz rahat, aile ortamının çok güzel sağlandığı, güler yüzlü, titiz hizmet verdiğimiz bir sektör. Onun dışında grup misafirlerimiz var. Yani aynı anda tek katta 100-150 kişiyi misafir edebiliyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız da var. Zaten sektör kendini 20 yıldır ispat etmiş bir durumda. Biz 2 yıldır buradayız. Sadece nacizane katkılarımızla devam etmeye, sürdürmeye çalışıyoruz. Valla zaten etrafın temizliğinden, ortamın uyumundan bir bayanın eli değdiği de belli oluyor bir işletme müdürü olarak. Şimdi bir de Kastamonu'da görmeye alışmadığımız bir menümüzde testi kebabı var. Evet. Testi kebabında herhalde bir gün evvelden mi sipariş vermeleri gerekiyor? Tabii yani bunu zaten bir hafta öncesinde mutlaka bir görüşme yapıyoruz müşterimizle. Bir gün öncesinde de teyit ediyoruz. Ona göre ürünümüzü hazırlayıp sunuma hazır hale geldiğinde aynı gün hizmet verebiliyoruz. Pide çeşitlerinin hepsini yapıyorsunuz. Hepsi var. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı, yumurtalı. Aynı zamanda Trabzon peynirlisi gibi hemen hemen Kastamonu'nun hiçbir yerinde olmayan bir pide çeşitimiz var. Çok da tercih ediliyor. Adana kebap, et ürünlerinde de ızgara da da bayağı çeşitlerimiz var. Yani bazı sektörlerde gittiğinizde her çeşidi bulamayabilirsiniz. Biz de hem hamur hem et işine hizmet veriyoruz. Ya beşi bir arada. Herkese evet. Yani et yemeyen müşterilerim de var benim. Vejetaryen olanlar da var. Onlara da zeytinyağlı ürünlerimden hizmet verebiliyorum. Çok güzel. Şimdi biz bir etrafı şöyle bir dolaşalım, sizlere gösterelim. Ondan sonra sokaklara tekrar devam edeceğiz. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek çok üzere. Teşekkürler. İyi günler, görüşmek üzere. Şimdi Topçuoğlu Mahallesi İzbeli Sokak'ta etli restoranın konuğu olduk. Kendilerine misafirperverlikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Başka bir gezgin gözüyle programında, başka sokaklarda yine sizlerle birlikte olabilmek umudu ve dileğiyle
beğen butonuna basmayı unutmayın. Kolay gelsin.